Eskiden hep beraber, hep bir ağızdan ne derdik? Nerede o eski bayramlar, değil mi? Aa, eskiden bayram güzeldi ya, neşeliydi, eğlenceliydi ya, tadı vardı ya. Şimdiki bayramların tadı yok ya. Eskiden çok tatlıydı, güzeldi bayram ya. Vallahi neşeli geçerdi. Şimdi sıradan geçiyor ya, hiç anlaşılmıyor bile. Diyordunuz. Şimdi ne oldu? Koronavirüs sayesinde hepiniz eve kapandınız. Hiçbir yere gidemiyorsunuz. Kendi annenizi babanızı bile göremiyorsunuz. Kendi çocuklarınızı bile göremiyorsunuz. Allah işte beteriyle karşılaştırır. Daha bunlar bizim iyi günlerimiz. Daha kötülere de olabilir. Olabilir. Sadece şükür etmiyoruz, biliyor musunuz? Sadece şükür etmiyoruz. Her yaşadığımız gün için lanet okuyoruz. Daha iyisi olsun, daha güzel olsun. Ve hiç şükür ağzımıza gelmiyor. Hiç aklımıza gelmiyor şükür. Bugünümüze şükür demiyoruz hiç. Daha kötüsü olabilir de demiyoruz. Şimdi sokağa çıkma yasağı var. Hepimiz evdeyiz. Eskiden neydi? Bak yine dönüp dolaşıp yine Erdoğan'a geliyoruz da. Önceden neydi? Başınızdaki Erdoğan ne yapardı? Diyelim çarşamba günü bayram denk geldi çarşambaya. Pazartesi salıydı tatil yapardı. Oradan önündeki 3-4 günde tatil eklerdi. Önündeki hafta sonunun cumartesi pazarı, bir önceki hafta sonu cumartesi pazar 9 güne bağlardı tatili. 9'a. Pazartesi de gelirse 5 gün tatil. Cuma'ya denk gelirse Ramazan bayram önündeki 5 gün tatil yapardı. 10 güne uzatırdı ki herkes tatile gitsin, eğlensin, aileleriyle rahat rahat huzur, refah içerisinde zaman geçirsin diye. Ne yapıyordunuz o zaman, ben size söyleyeyim. Otobüslere akın ediyordunuz. Yallah hücum Antalyalara, Bodrum'a, Marmaris'e, İzmir'e, Çeşme'ye. Otobüsler tıklım tıklım. Yollardaki benzinlikler mazot alan satan, yani sadece otobüste değil, kendi şahsi arabalarıyla yazlıkları olanlar yazlıklarına gidiyordu. Oraya Antalyalara varan insanlar, giden insanlar internetten alıyordu telefonu eline daha gitmeden. Oteller, pansiyonlar kiralanıyordu. Odalar dolu oluyordu. Telefon açıyorsun, bir otel arıyorsun. Ramazan'da doluyuz ya, yer yok. Tıklım tıklım. Deniz kenarları full. Varıyorsun oteline, denizin kenarına varıyorsun. Oh, keyfin. Geçen Ramazanlarda, geçen tatilleri söylüyorum, geçen bayramları. Daha yakınlardaki 3-5 seneki bayramları söylüyorum. Oh, deniz kenarında güneşin altında yatıyorsun. Denize giriyorsun, serinliyorsun. Akşam oluyor, çıkıyorsun deniz sahilinde dolaşırken mehtap, ay yukarıda, denizi seyrediyorsun. Zıkkımı çekeceğiz. Sabahlara kadar içip sarhoş oluyorsun. Diskolar, partiler, barlar, fitnessler, salonlar, hamamlar, saunalar, solaryum, zaten güneş tepende. İstediğin gibi hayatını da yaşıyordun. İşler tıkırındaydı, rayındaydı. Oteller dolu, paralar cepte. Atıldı cebe, otobüsler git gel, yer yoktu. Benzinlikler, ne kadar benzinlikler varsa, büfeler, dönerciler, restoranlar, elbise satan oradaki satıcı, beyaz, yani eşyacılar, hani takıdır, şudur budur, hediyelik eşyalar falan, yollarda gidip gelirken ne kadar orada hani turistik malzeme, yöresel eşyalar satanlar, hep böyle bir canlılık oluyordu yani, hareketlilik. İstanbul'da olsun, çocuklar, paralar, harçlıklar, marketler, alım satım, yani ekonomik öyle bir canlanıyordu ki ne? Her taraf para harcıyordu, dinliyordu. Sonrasında ne yapıyordunuz? Telefon elinizde, paralar cepte, kazandınız, işler tıkırında basıyordu. Acımızdan ölüyoruz ya. Ülke battı, ekonomi bitti. Açım. Erdoğan gitsin. Batsın Erdoğan, bitsin. Hı? Erdoğan'dan memnun değilim. Böyle bir devlet mi yönetilir? Erdoğan'ın yüzünden böyle oldu. Erdoğan'ın yüzünden şöyle oldu. Allah'ın yapmış olduğu bu koronavirüs yüzünden ne oldun? Gördün mü? Hani otellerin, hani o gelen benzinlikler, o büfeler, restoranlar, dönerciler, deniz kenarları, sahiller, otobüsler, ne oldu? Hani şimdi işte at, işte açım, yokum, ülke yönetilemiyor, şöyle oluyor böyle, şimdi at hadi. Zaten atıyorsun onu da. Gerçekten yani görüyoruz işte, sokağa çıkma yasağı var. Evinden bir yere kımıldayamıyorsun. Gördün mü yalan atmanın, gerçekten yalanın arasındaki farkı, anladın mı? Eski bayramlar güzeldi, bugünün bayramı... Gördün mü? O geçen sene dediğim bayrama bu seneyle karşılaştırdığın zaman ne kadar güzelmiş. Böyle bir bayram daha bir daha göreceksin mi ya da görebilecek misin? Bunu unutabilecek misin? Evde kendini hapsettin, hapis.
Resmen açık cezaevindesin ya. Sokağa çık, polis basacak cezayı sana. En yakın 5 sokak ötedeki anana babana bile gidemeyeceksin. Hani şükretmediniz dedim ya. Hani şükürsüzlüğün, hani bir edanın, bir size bugünleri yaşatanın, size o bedeninizi, o gücünüzü, maddiyatınızı, her şeyinizi verenin Allah olduğunu unuttunuz mu? En kötü gününüze bile şükrettiniz mi? Hı? Yoksa burnunuzdan kıl aldırmayan ikide bir de ülke batsın, Erdoğan gitsin, ben ondan hoşlanmıyorum, CHP gelsin, HDP gelsin, yok bu gitsin, yok bu belediye başkanını sevmedim, yok bu otobüsün güzel değil, bunun kliması çalışmıyor, bunun kliması iyi üfürmüyor, ya da ben bu televizyon kanalını beğenmedim, bu diziden hoşlanmadım, yok bu kıyafet beni açmadı, yok bu parfüm güzel kokmuyor, yok bilmem ne falan, burnunuzdan kıl aldırmıyordunuz, ne oldu hanımefendiler, beyefendiler? İşte böyle hapse girersiniz. Allah sizi böyle büyük değil ama küçük ama daha büyükler de olur da yine de bu bayramda diyelim büyük bir imtihanla sınıyor. Daha önceki bayramlar güzeldi. Yok şimdinin tadı diyorsunuz ya. Acınızdan ölüyordunuz ya. Bakalım şimdi bu bayramda ceplerinizi dolduramayacağınız deniz kenarlarında, otellerde, pansiyonlarda bir patlama da olmadı. Hı? Şimdi bakalım bugünün acısı 3-5 ay sonra, 1 sene sonra ortaya çıkacak. Bakalım o maddiyatın, hani bu ödenmeyen maddiyatın cebinizi dolduramadınız, kimi çalışamadı, kimi kasa yapamadı, kimisi müşteri çekemedi. Yani herkes, yani iş yerisi olan müşteri alamadı. O iş yerinde çalışan maaş alamadı. Akrabaya ziyaretler, marketçiler, şunlarla satış yapanlar, AVM'ler tıklım tıklımdı bayramlarda. Restoranlar, kafeteryalar her yer tıklım tıklımdı. Herkes para basıyordu. Şimdi hiçbir şey yok. Gördünüz mü? Açım demenin, gerçekten yani yalandan açım demenin cezasını gördünüz mü? Allah-u Teala böyle bir musibet atar başınıza. Ondan sonra cebiniz gerçekten boşalır. İşte açlığın ne olduğunu görürsünüz. 99'da, 97'de, 95'de daha beterdiniz. Daha rezildiniz. Acınızdan ölüyordunuz. Yoktu bir şeysiniz. Hastaneye gidip kendiniz muayene ettiremiyordunuz. İşte nankördünüz. 17-20 senedir düzeldiniz. Adam oldunuz. Bir şeyleri beğenmediniz. Allah-u Teala da getirdi size küçücük bir musibeti. Böyle. Daha dur bakalım. Bayram bir geçsin. Şöyle 3-5 ay sonra bunun acıları bakalım nereden çıkacak. Göreceksiniz. Kimler battı. Kimler iflas etti. Yani gönül istemiyor bunların böyle hani zarar etmesini. Hani gönlümüz razı değil, iyi, güzel, hoş bir şey değil. Ekonomimizde, Türkiye'mizde kimse zarar etmesin. Kimsenin tekene taş değmesin. Ama bazı nankörler var. Şükürsüz, edasız, namazsız, niyazsız insanlar var. Allah'ı bilmeyen, puta tapanlar var. Şeytanlar var. O kurunun yanında işte yaşlar da yanıyor işte. Bizim derdimiz kurunun yanında yaş yanmasın işte. Küfürsüz, küfürlü, hiçbir gün caminin önünden geçmemiş, okunan ezana bile küfür edenler var. Cebinde tomarlarla para, bankalarda para, altında lüks cipleri olmasına, lüks telefonları, evi, yatı, otel, işçiler olmasına açız. Yok. Alkol bile satamıyoruz. Erdoğan yasakladı. Akşam ondan sonra olmuyor. Böyle devlet, böyle kanun, böyle adalet mi olur diyenlere diyor. Ne oldu? Ters düz oldunuz mu şimdi? Sinek mi avlıyorsunuz şimdi? Ne yapıyorsunuz? Allah işte bir musibet atar. Altından kimse kalkamaz. Bak Erdoğan yasaklamadı ondan sonra bira satmayı. Gece ondan sonra bira satmayı Erdoğan yasaklamadı. Bak Allah yasakladı. Hadi çık Allah'a da itiraz et. Hadi Allah'a de senin adaletin yok de. Hı? Diyeceksin zaten diyorsun da diyeceksin de kime duyuracaksın sesini? Senin günün de gelecek. Sıra sana da gelecek. Seni de göreceğiz.